Şimdi şunu ifade etmem mümkün. Geçtiğimiz yıl bu dövizin çok dalgalı olduğu dönemde bir gerçekten şey oluşmuştu. Yani bir ne olacak, ne oluyor, nereye gidecek bu işin sonu endişesi kamuoyunda gayet tabii ki vardı. Hepimiz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Sizler, bizler hepimiz görüyoruz. Ama bu yılı itibariyle, 2022 itibariyle gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip o ne oluyor, eyvah bir kontrolsüzlük mü var telaşı yerini evet duruma Sayın Cumhurbaşkanımız işte ilgili sorumlular vaziyet ediyorlar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi çözer. Dolayısıyla telaşa mahal yok. Güvenine bıraktı. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani bunu AK Parti'nin bir mensubu olduğum için siyaseten söylüyorum falan gibi düşünmesini istemem. Çok açıklıkla gördüğüm tabloyu izah etmek isterim. Yani büyük bir sıkıntı var. Bunu da çözerse AK Parti çözer gibi bir algım olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle, büyük bir sıkıntı var değil. Yani sıkıntılar toparlanıyor artık. Toparlanıyor, evet. Ve AK Parti de bu işi çözer. Sayın Cumhurbaşkanı bu işi çözer. Güveni var. Şu anda ekonomiyle alakalı özellikle alım gücüyle alakalı bir tartışma olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu noktada da ilgili bakanlıklarımız da biz de hem süreci takip ediyoruz hem gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda vatandaşımızın ben iddia edilenden ve oluşturulmaya çalışılan havadan farklı olarak daha sakin, daha serin kanlı ve daha ne olduğunun farkında olarak süreci izlediğini görüyorum. Ama bizim görevimiz nihayetinde sorumluluk sahibi insanlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini tartışmaya gerek yok. Bu konudaki vatandaşa yapılacak hizmetlerin, vatandaşın sorunlarının çözümü noktasındaki dikkatini ve hassasiyetini 20 yıldır herkes herhalde teslim eder. Dolayısıyla sorumluluk sahibi taraflar olarak elimizden geleni en iyi bir biçimde, en kısa zamanda, en etkin bir biçimde yerine getirmekte yükümlüyüz. Bu anlamda saha öyle bir takım mecralarda ya da bir takım bakış açılarıyla eyvah yangın yeri gibi falan değil. Yani. Gayet serin kanlı bir biçimde olanın farkında. Dünyadaki ekonomik dalgalanmanın insanlar artık yani bir akıllı telefonla 30 saniyede dünyanın her tarafından bilgi almak mümkün. Mehmet Akif Bey, onu, bu ekonomik dalgalanma öyle mi bakıyorlar yani küresel gayet, düzeyde de tabii sıkıntı ki, olduğu tabii konusu bakın, biraz daha. Şimdi Avrupa'da en gelişmiş saydığımız ülkelerin evlerinizde yakıt kullanmayın, işte battaniyeyle oturun yahut elektrik kullanmayın ya da işte kışın 3 ay tatili Antalya'da geçirin öğütlerinin verildiği. Veya kamu binalarında şu ısının üzerine veya çıkmayın. Veya kamu binalarında. Dolayısıyla şimdi dünyada enerji tedarikinden kaynaklı ve buna bağlı diğer maliyetlerin çok artmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunun ve Türkiye'nin belki en çok ve en olumsuz etkilenecek olması beklenen ülke olmasına rağmen bu süreci son derece başarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yöneten, yürüten bir ülke olduğunun vatandaşımız farkında. Ve dolayısıyla bunun bir süreç olduğunu, bu sürecin de selamete ereceğinin de güvenini taşıyor. Sadece şu anda hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yerine getiriyoruz. Peki.